Bender Snatch yönetmenliğini, Metalhead bölümünün de yönetmenliğini yapan David Slade'in ve başrolünde Dunkirk'ten Vion Whitehead'in olduğu Black Mirror'ın yeni filmi. Uzunluğu ise 5 saat 12 dakika. Bir interaktif yani yapacağımız seçimlerle hikayenin şekil aldığı bir film olan Bender tek bir sonla buçuk saatte bitirebiliyorsunuz. Film bilgisayar üzerinden izlenememekte, seçimler yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı telefon veya tabletinizden izlemeniz gerekiyor çıkan şıklardan bir tanesi seçmeniz gerekiyor veya seçim yapmasanız da olabiliyor. Her zaman değil ama hikayenin belli kısımlarında seçimleri otomatik olarak hikayenin ilerlemesi için filmin kendisi de yapabiliyor. Ayrıca bununla ilgili önemli bir kırılma noktası da bulunmakta. Film 1984 yılında geçmekte olup yeni bir oyun tasarlayan Stephen Butler'ın hikayesini konu alıyor. Tucker Soft şirketi ile görüşüp yıl sonu oyun dünyasına mükemmel bir giriş yapmaya çalışan bu programcı Bender adlı kitabı oyununa uyarlamaya çalışmaktadır. Dizimizde de olduğu gibi Jerome F. Davis'in bu kitabı da seçimlere dayalı olarak ilerlemekte. Seçimlerin önemini bazı kısımlarda tam olarak göremiyorsunuz. Sizi belli bir yöne sürüklemekte, hatta tekrar tekrar o noktaya yönlendiriyor. Film boyunca yapacağınız bazı seçimler hikayedeki seçenekleri veya doğru yolları ortaya çıkartıyor. Bu yüzden bazı kısımlarda hata yapmanız da gerekebiliyor. Ayrıca yaptığınız bu hatalar hikayedeki diyalogların değişmesine neden olabiliyor. Hikayeyi ilk kez bitirdikten sonra bu arada 5 farklı anı sonu olduğu söylenmekte. Ama farklı permütasyonlarla bu 5 anı sonun dışında başka sonlara da ulaşabiliyorsunuz. Kısa bir sürelerin de olsa hikayeyi bir lupa yani döngüye sokabiliyorsunuz. Hangisinin iyi, hangisinin kötü son olduğu ya da elinizdeki sonu yetinebileceğiniz veya memnun olmanız tamamen size kalmış. Kısa bir sürede de hikayeyi bitirebiliyorsunuz ama hikayeyi ilk kez bitirdikten sonra diğer sonları görmeye çalışırken biraz sıkabiliyor. Bazı kısımlarda sizi çaresiz bırakabiliyor. Tabi ilk deneme olarak yine de başarılı denilebilir ama daha da iyi olabilirmiş. Dizi amacını iyi bir şekilde dile getiriyor. Black Mirror bölümlerindeki gibi teknolojinin kötülüğünü size direkt olarak aktarmıyor. Daha farklı bir yöne çekerek bunu size anlatmakta yönlendiren kişi sizsiniz. Netflix sonlara doğru en önemli kırılma noktasında bunu gösteriyor. İlk iki seçimin hikayede bir etkisi olmasa da esas sona geldiğinizde aslında filmin amacına ilk soruda farkına varıyorsunuz. Bu tarz seçimleri de daha önceleri küçüklüğünden de hatırladığım mağaraya girmek istiyorsan 38. sayfaya git ya da eğer arkadaşlarına yardım etmek istiyorsan 17. sayfadan devam et gibi seçeneklerle dolu. Kendi maceramızı kendimizin seçtiği macera tüneli serisinin piramitteki sır, deniz altında macera, zaman tüneli, Tibet'in Gizli Hazinesi gibi bir sürü hareket kitabı bulunmaktaydı. Oyun dünyasında da David Cage'in tasarladığı 2005 yılında çıkışını yapan seçimleriyle öne çıkmakta olan Fahranat oyunuyla başlamıştı. Sonradan Heavy Rain Beyond Two Souls oyunları da çıksa da özellikle son çıkan oyunu Detroit Become Human ile en doğru seçimi yapmaya çalışırken zorlandığımızı, üzerimizde bir baskının oluştuğunu ve birçok olasılığın olduğunu, her bir seçimin önemini farkına vardığımız oyundu. Ayrıca Telltale The Walking Dead, Guardians of the Galaxy, Game of Thrones gibi dönemin popüler dizi ve filmlerin hikayelerini seçimlerimize bağlı olarak hikayelerini devam ettiren bu tarz üzerine kurulmuş bir oyun firmasıydı. Ama Detroit'teki gibi seçimlerimizin önemini bu oyunlarda yeterince hissedemiyorduk. Charlie Brooker dönem olarak da oyun sektörünün önemli bir dönemini seçmiş. Dizi 3. kuşak konsolların çıktığı zamanda geçmekte. Benders'ın için geliştirdiği konsol ise ZX Spectrum'du. Ayrıca müzik seçimleri de gayet güzel olmuş. Bu seçimler arasında Frankie Ghost Hollywood, Thompson Twins, Euro rhythmic, Tangerine Dreams gibi isimler de bulunmakta. Özellikle Tangerine Dreams elektronik ambiyans müzik türünü sevenler için güzel bir seçim olmuş. Daha benzer bir tür verecek olursam cyberpunk türüne benziyor diyebilirim. Bu türü seviyorsanız Spotify'dan Cyberpunk 2154 adlı bir liste oluşturmuştum. İsterseniz dinleyebilirsiniz. Açıklamalarda bulunmakta. Bu kısımdan sonra diziden daha detaylı bir şekilde göndermelerinden ve sonlarından bahsedeceğim. Spoiler olacağından dolayı dizi izledikten sonra bu kısmı izlemenizi tavsiye ediyorum. Filmde adı geçen Bender Snatch oyunu aslında İngiltere kökenli Imagine Software firması tarafından ZX Spectrum konsolları için geliştirilmiş ve 1984 yılında çıkması planlanmıştır. Spectrum yeteneklerinin sınırlarına ulaştığını düşünen Imagine Software, konsolun hafızasını arttıracak bir donanım eklentisiyle oyunu piyasaya sürmeyi planlamıştı. O yıl birçok teaser reklamı yapılan oyun o günlerde 6 ile 12 pound arası değişen oyun fiyatlarını bir anda 40 pound gibi çok uç bir noktaya çekmesi bekleniyordu. Ayrıca oyunu oynayabilmek için kartuş ve dongle yani yazılım koruyucu donanım tarzı gereksinimlere de ihtiyaç duyuyordu. Imagine Software'ın yanlış finansal yönetimiyle de hevesli beklenen Bender Snitch hiçbir zaman çıkışını yapamadı oyun Spectrum konsolu için yayınlanmış tüm oyunlar arasında en ünlü olanı olarak gösterilir. Şirkete gönderme olarak film, Imagine Software'in kapanış tarihi olan 9 Temmuz 1984 yılında başlamakta ve Spectrum incelemeleri yapan 1992'de kapanan Crash dergisinin görseli de filmde yer almaktadır. 2 yıl sonra 1986 yılında ise Psygnosis tarafından Amiga, Atari ST ve Macintosh için piyasaya sürülen Bratakas oyununda ise Benderson için kalıntıları yer aldığı söylenir. Grafikleriyle büyük övgü alsa da kontrolü nedeniyle kötü inceleme notları almıştır. Benderson izlerken Black Mirror dünyasına, dizinin bölümlerini isim olarak ya da poster ve gazete küpürlerinde bu göndermeleri görebilirsiniz. Stefan'ın oyununu tanıtmak için ilk kez Tuckersoft şirketine gittiğinde, bu ara Takrsoft Hudson Soft adlı oyun şirketine göndermedir. Hudson Soft, Macera Adası ve Bomberman gibi oyunları yapan firmadır. Stephen Tuckersoft şirketine gittiğinde Colin Ritman ile tanışıyordu. O arada Colin'in üzerine çalıştığı oyunun adı ise Noise Dive. Noise Dive, Bryce Dallas Howard'ın başrolünde olduğu 3. sezonun ilk bölümünün ismi. Bölüm, çaresiz bir şekilde sosyal medya puanı arttırmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Stephen'ın babasını öldürdüğündeki zaman çizelgilerinden bir tanesinde ...gazete makalesinde Stefan'ın haberinin yanı sıra... ...üç haber daha görüyoruz. İlki The Love Machine başlıklı haber... ...tüm ilişkileri son kullanma tarihi koyan... ...bir buluşma programı ile... ...eşleşen Frank ve Amy'nin kendisine anlatıldığı... ...dördüncü sezonun dördüncü bölümü olan... ...Hank the DJ bölümüne göndermedir. Bu arada dizinin en yüksek puanlı ikinci bölümü. İkinci kısımda Space Fleet haberini görmekteyiz. Bu isim de aynı sezonun ilk bölümü olan... ...USS Cadastre'a bir göndermedir. Star Trek'ten bir bölünmüş gibi gelen en sevilen bölümlerden bir tanesi. Son habere geldiğimizde ise 50 Million Talent Team başlığını görmekteyiz. Bu kısım Get Out'tan da tanıdığımız Daniel Kolova'nın başrolünde olduğu 50 Million Merits bölümüne göndermedir. Bu bölümde insanların hayatlarını kredi kazanmak için egzersiz bisikleti kullanmaktan oluştu. Bir dünyada Bing'in bir kadının şarkı söyleme yarışmasına katılmasına yardımcı olmaya çalışmasını izliyoruz. Fragmanda da görebileceğiniz Stephen şirkette patronuyla konuşurken Arka tarafta Metalhead adlı bir poster bulunmakta. Bu poster filmin de yönetmeni olan David Slade'in yönetmenliğini yaptığı Metalhead bölümüne bir göndermedir. Bölüm kıyamet sonrası dünyada köpeklerle dolu bir yerde hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Ayrıca Black Mirror'ın en düşük puanlı bölümü olma niteliğinde taşımakta. Sonların bir tanesini haber kanalında Colin'in kızı Pearl Redmond'a Benders'in içi günümüze yeniden uyarlamaya çalışırken görüyorduk. Bu arada alt taraftaki haberlere dikkat edersek şu 5 haberi okuyabiliyorduk. Liam Munry Buckingham Sarayı'na giriyor haberi. 2. sezon 3. bölümü The Wall The Moment'a. Eski Başbakan Michael Callow kazanmaya başladı haberi. Birinci sezon birinci bölümü The National Anthem'a. Uzay filosu Amish ile bir araya geldi haberi. Yine USS Callister bölümüne. Tanecikler prototip tozlayıcı uçağını deşifre etti haberi ise. 3. sezon 6. bölümü Hated in the National. Ve son olarak da İngiltere polisinin çığır açan hafıza hatırlatma testi haberi de 4. sezon 3. bölümü olan Crocodile'a atıfta bulunmaktadır. Filmin başında Stephen'ın otobüs yolcuğu sırasında ise panoda Tetris'teki şekillere benzeyen bir glif ve gelecek yok yazısı yazıyordu. Bu arada glif hem hikayeyi uzatmak için konulmuş bir işaret hem de White Bear bölümüne de bir göndermedir. Bölümde büyük bir bilinmezliğin içerisinde uyanan hiçbir şeyi hatırlamayan Victoria'nın karşılaştığı yabancıların neden onunla iletişime geçmediğini anlamaya çalışıyorduk. Ayrıca Stefan'ın evinin kapı ve pencereleri de Tetris'teki şekilleri andırıyordu. USS Callister bölümüne bir başka gönderme de Stefan'ın odasındaki Valdax Revenge posteridir. Billy Magnus'un karakterini bir atıfta bulunmaktadır. Callister bölümüne bu kadar çok gönderme olmasının nedeni büyük ihtimalle 4 tane Emmy ödülü kazanmasından kaynaklı olabilir. Bir isim göndermesi de bir diğer Amy ödüllü San Juniper bölümüne yapılmaktadır. Stefan'ın gittiği hastane adı ise Saint Juniper Hastanesi'dir. San Junipero, Metalhead ve Black Museum bölümlerinde de yer alan TCKR Sistemleri adlı şirketin Tucker Soft'un bir markası olduğunu görmekteyiz. Filmin sonunda Colin'in kızı Pearl'ın bilgisayar monitöründe logosunu ve yarım ismini görebilirsiniz. Black Mirror'ın wiki sayfasından da bakabilirsiniz. Stafının gittiği doktorun ismine dikkat edersiniz veya IMDB sayfasından bakarsanız Dr. Haynes yazdığını göreceksiniz. Dizinin dördüncü sezonu finali olan Black Museum'daki bir karakterin adı da Rollo Haynes'ti. Bu da Rollo Doktor Haynes'in oğlu mu sorusunu akıllara getiriyor. En üç göndermelerden bir tanesi de Playtest bölümüne yapılmıştır. Daha doğrusu Playtest bölümü filme atıfta bulunmaktadır. Cooper Redfield karakterinin Bender için incelemesini yapacağını söz veren Edge magazin dergisinin bir sayısına sahip olduğu gözükmektedir. Böylece Black Mirror kendi dünyasında birçok göndermeye zemin hazırlıyor diyebiliriz. Filmin sonunda ise bir sürpriz bulunmakta. Filmin jeneriği bittikten sonra çıkan sahnede Stephen'ı otobüste müzik çalarına için kasetini takarken görmekteyiz. Duyduğumuz bu dijital parazit sesin ses kodu çözülüp QR koduna çevrildiğinde bu kod sizi filmde gösteren oyunlardan birini bulacağınız bir web sitesine yönlendiriyor. Bu oyunları da Spectrum emülatörü ile oynayabilirsiniz. Colin'in dairesine girdiğinizde duvarda Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? yani Blade Runner'a esin kaynağı olan kitabın yazarı Philip K. Dick'in Ubik posteri yer almaktadır. Ubik'in hikayesi yine bilim kurgu türünde olup serbest iradenin vurgulandığı bir kitaptır. Staff'ın Colin'e ona verdiği Jerome Davis belgesini açtığımda ilk olarak filmin başında seçtiğimiz mısır gevreğinin reklamı yer almaktadır. Tabi diğer gevreği de seçmiş olabilirsiniz. Filmin sonlarına baktığımızda ise Netflix'in 5 ana sonu olduğundan söz etmekte. Ama farklı permütasyonlarla farklı sonlarda elde edilebiliyor. İlki çoğu kişinin de en başta seçeceği Stefan evet diyerek Takırsoft çatısı altında çalışıp daha çok şirketin istekleriyle aceleye getirilmiş bir oyunun olduğu bir son. Bu sonda Bender 5 üzerinden 0 yıldız almakta. Tekrardan geri döndüğümüzde ise ilk seferde yaşadığımız olaylardaki bilgisizlikten kaynaklanan yaptığımız konuşmanın yerine tecrübe etkisiyle konuşmalarda farklılıklar olmakta da kişilerin daha bilgili birisine dönüşmesine neden oluyor. Özellikle Colin ile olan konuşmalarda Stefan'ın Colin'in oyunundaki hatayı açıklaması ya da Colin'in kitabı okuması gibi farklılıklar karşımıza çıkmakta. Seçimde bu sefer istemerek hayır diyoruz ki Stefan'ın yüzünden bu çok iyi anlaşılıyor. Önemli sayılan bu ilk seçimde kontrol edildiğini aslında kendisi anlamasa da bilinçaltı farkına varıyor. Oyunu evde yazmayı seçtikten sonra doktor ona gidiyor. Bize sunulan bu seferki seçimde annesiyle olan anısı anlatılması isteniyor. Ben de dahi olmak üzere çoğu kişi anlatılmasını seçmiştir diye düşünüyorum. Eğer anlatmak istemeseniz de doktor tekrardan soruyor. Bu kısımda ne kadar kaçınsanız da film sizi belli bir noktaya itmeye çalışmakta. Ve yine anlatmamayı seçerseniz bu sefer de hikayenin önünü kapatmış oluyorsunuz. Bu tarz zorunlu birkaç seçim bulunmakta. Tekrardan eve dönüp oyun başında haftalarınızı geçiriyorsunuz. Oluşan hata nedeniyle de babanıza patlıyorsunuz. Yine bir seçim kısmına geldiğimizde zaman çizelgesini koline mi yoksa doktora giderek mi devam ettireceğiz? Buna karar vermemiz gerekiyor. Koline gidersek bu kısımda ikinci sona ulaşılabiliyor. Colin ile zaman geçirirken verdiği uyuşturucuyu kabul edip etmeme aşamasında seçiminizin bir önemi olmuyor. Bu arada Colin'in verdiği uyuşturucu Bender Sineş'teki aslanın yani Pax Damon'ın resmi olduğunu görebilirsiniz. Seçim kısmında eğer ki balkonda atlarsanız ben de snitch hiçbir zaman değerlendirilmemiş oluyor. Bu seçim yerine Stephen değil de Colin atlarsa bu sefer de Colin ile doktor arasında seçim yaptığımız kısma geri dönüyoruz. Anlayacağınız Colin'i takip etmeyin. Doktora gittiğimizde ise yeni ilaçlar alıyoruz. Birden fazla oynadığınızda yine bu kısımda tecrübe hissi yaşayıp doktorla aranızda farklı konuşmalar geçebiliyor. Yine bir seçim aşamasına geçtiğimizde Üçüncü sonla karşılaşıyoruz. Hapları içersek daha stabil, kontrollü bir şekilde oyunu yapıyoruz. Ama bu sefer de Bandersnatch 5 üzerinden 2.5 yıldız alıyor. Sizin için yeterli olmazsa tekrar hapları içme kısmına geri dönebiliyorsunuz. Herhangi bir öfke durumunda bilgisayara çay dökmek ya da kırma durumunda oyun sizin için bitiyor. Tabi oyunu sonlandıran bu kısımları da yan sonlarda diyebiliriz. Hapları içmediğimizde ise oyunu yazıyoruz ama teslim tarihinin sonunda karşılaşınca Tekrardan eve dönmek zorunda kalıyoruz. Belgeseli takıp ilham kaynağı arasak da bizim için işler iyi gitmiyor. Uykuya daldığımızda yine bir seçim noktasıyla karşılaşıyoruz. Bu kısımdan sonra hikaye birçok farklı seçim yaparak farklı yerlere bağlayabiliyorsunuz. Ya aile fotoğrafını seçeceksiniz ya da kitabı. Eğer aile fotoğrafını seçersiniz zaman da geriye gidip annemizi olan anımızı yaşıyoruz. Kabustan uyandıktan sonra tekrar oyunu yazarken yine hata alıyoruz bilgisayarda karşımıza Netflix ve White Bear Glyph'i çıkıyor. White Bear Glyph'ini seçerseniz cinnet geçirip babanızı öldürüyorsunuz. Bu zaman çizelgesinde Colin kayıp durumda ve eşi size gelip onu soruyor. Babanızı gömdüğünüzde ise köpek yerini kazıp dördüncü sonumuz olan Stephen hapse giriyor. Colin hala kayıp ve bendersine yayınlanmayınca Tucker Soft şirketi batıyor. Eğer Netflix'i seçerseniz buradan sonra iki adet son karşımıza çıkıyor. Bu arada dizinin en iyi kısmı Stefan'a Netflix'i açıklamaya çalıştığımız dördüncü duvarın yıkıldığı sahneydi. Netflix hakkında biraz sohbet ettikten sonra babamız bizi doktora götürüyor. Bu kısma doktor bize dalga geçip yine dördüncü duvarı yıkıyor. Beşinci sonumuzda eğer doktorla kavga etmeyi kabul ederseniz kendinizi bir aksiyon sahnesi içerisinde buluyorsunuz. Babanız da kavgaya dahil olup çılgın görüşleriniz eşliğinde sizi götürüyor. Eğer kavga etmeyi kabul etmeyi pencereden kaçmayı seçerseniz... Bu sefer de bir sette çekimde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Bu da altıncı sonumuz oluyor. Memnun olup bu kısımda da bırakabilirsiniz ya da aile fotoğrafı ile kitap arasındaki seçime geri dönebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Aile fotoğrafı yerine kitabı seçtiğimizde ise kilitli odaya gidip kasayı açmaya çalışıyoruz. Eğer anneniz veya Colin'le bir anı yaşamadıysanız kasayı açmak için verilen şifreler CFT ve PEX oluyor. Yani yanlış şifreler. Kasanın iki doğru şifresi bulunmakta. Biri oyuncuların olduğu kısmı açıyor. Buranın şifresi Toy. Yedinci sonumuzda kasada Toy şifresini girip annenize olan anınıza geri dönüyorsunuz. Eğer annenizle gitmeyi seçerseniz doktorla görüşme sırasında sandalyede ölüyorsunuz. Ve jenerik akmaya başlıyor. Diğer bir şifre olan peki yazdığınızda sizde olan gerçeklerin gösterildiği daha doğrusu kafanızın bir komple teorisi oluşturmasına neden olan kısmı açılıyor. Sekizinci sonumuzda peks yerine white bir glifini seçerseniz aynı seçim koloninin kaybolmadan önceki zaman çizelgesinde de mevcut. Bu kısımdan da aynı çizelgeye bağlanabiliyorsunuz. Babanızı gömmek yerine parçalara ayırırsanız doktorunuzla görüşüyorsunuz ve her şeyin yolunda gittiğini söylüyorsunuz. Ben de sınıç piyasaya çıktığımda ise 5 üzerinden 5 yıldız alıyor. İlerleyen zamanlarda da şirkette Colin'in kızı Pearl oyunu tekrardan günümüze uyarlamaya çalışıyor. Oyunu çalıştırıp hata aldığında ise bir an kontrol bize geçecekmiş gibi gelse de bize uymayıp çayı bilgisayara döküyor. Bu kısımdan sonra hikayeyi kısa da olsa bir lupa yani döngüye sokabiliyorsunuz. Eğer White Cliff yerine Pax'i bilgisayarda seçerseniz... Stefan cinnet geçirip babasını öldürüyor. Bu anda doğru numara tuşlayıp doktorunuzu ararsanız... Sekreterine bütün her şeyi açıklıyorsunuz. Bu dokuzuncu ve son sonumuzda yine hapse gidiyorsunuz. Ama oyununuz yayınlanıyor. Benders'in H5 üzerinden iki buçuk yıldız alıyor. Numarayı yanlış hatırlasanız bile babanızı gömdüğünüz için... Yine köpek yerini kazıyor ve hapishaneye gidiyorsunuz. Burada değişen bir şey olmuyor. Bu sonda jenerik bittikten sonra sizi tekrar otobüse yolluyor ve Bendirs'in kasetini müzik çalarınızda dinlemeye başlıyorsunuz. Seri bir şekilde izlersek normalde 1,5 saat süren bu filmin sonu olarak da bu kısım gözükmekte. Hikayedeki en önemli kısım ise stafının çok fazla seçenek vardı. Oyuncu özgür iradesi olduğunu zannediyor ama benim istediğim sonuca varıyor demesiydi başından beri önümüze bir sürü seçenek, bir sürü son verilse de aslında her zaman belli bir noktaya yönlendirildiğimizi anlamaktayız. Belki de hikayedeki en iyi seçenek Stephen'ın annesiyle gittiği zaman çizelgesiydi. Snatch normal bir Black Mirror bölümü yerine size farklı bir deneyim yaşatıyor. Bazı kısımlarında bunu zorla yapmaya çalışsa da ilk deneyimine göre başarılı olmuş diyebilirim. Ama tabii ki de daha iyi olabilirmiş. Dönemi, müzikleri, oyun dünyasıyla ve farklı sonlarıyla özellikle bu tarz kendi hikayeni oluşturma ögelerini ve seçim yapmayı seven kişilerin kaçırmaması gereken bir yapım olmuş. The Hunting of Hill House ve Manyak'ın bilinmeyenlerinden ve göndermelerinden bahsettiğim videolarımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.